Sen buna bıraksan hayatta basamaz o düğmeyi. Elif'ine kıyamaz bu. O derece kara sevdalı. Ya kaç kere silahı dayadı, tetiği çekemedi. Anlayacaksın, düğme işini sen hallet. Buna bırakma. İyi günler. Defne Hanım içeride mi? İçeride. Biz sizinle daha önce tanıştık mı? Hiç karşılaştık mı bir yerde? Mümkündür. Defne Hanım'ın şoförüyüm, oradan biliyorsunuzdur. Hayır, hayır. Sanki başka bir yerde. Hiç denk geldik mi? Hatay'da olabilir. Memleketliyiz. Siz de mi Hataylısınız? Evet. Aslında bir nevi tanışıyoruz ama siz beni hatırlamazsınız. Öyle mi? Nereden? Mahallelerimiz çok yakındı. Bir iki sefer de tarlaya giderken sizin minibüsü kullanmıştım. Hay Allah. Neden daha önce gelip merhaba demediniz? Hatay'dan birini görmek güzel. O kadar özledim ki oraları. Ben de. Hele buralarda daha çok özlüyor insan. Tanıştığıma çok memnun oldum. Kolay gelsin. Ben de. Eyvallah. Elif. Merhaba Defne. Geçmiş olsun, ben seni merak ettim. Müsait miydin? Müsaitim tabii. Sana çok sevdiğim kurabiyelerden aldım. Umarım sen de beğenirsin. Niye zahmet ettin? Çok mersin. Buyur. Şimdi nasılsın? İyiyim ama dün gece çok ağrım vardı. Çok kötüydüm. Sağ olsun kahraman yalnız bırakmak istemedi. Ben git dedim ama. İyi yapmış. Defne, ben senin o gün söylediklerine samimi olduğunu biliyorum. İnanıyorum buna. Ben çocuklarımızın kardeş gibi büyümesini istiyorum. Onların mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Senin de böyle düşündüğünü biliyorum. Bence de. En doğrusu bu Elif. Bebek doktor tavsiye etmişsin. Gittik. Toprak muayenede hiç ağlamadı. Bundan sonra doktor ilgilenecek. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Benim bebeğim de doğunca aynı doktora götüreceğim. Neyse, ben senin fazla vaktini almayayım, kalkayım. Toprağı evdekilere bıraktım. Çok ayrı kalamıyorum. Şimdiden özlüyorum. Haklısın. Bir şey ihtiyacın olursa ara lütfen. Ararım. Toprağı öp benim için. Çok memnun oldum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın cezası. Teşekkürler. Siz de. Asıl da numara yapıyor. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İbrahim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne konuşuyorsun o kadınla? Hiç. Ya kendi geldi laf attı. Tanıyacağım sizi bir yerden dedi. Ben de Defne Hanım'ın şoförüyüm, konakta görmüşsünüzdür dedim, geçiştirdim. Ne yapacaktım? Salak mısın sen? Ya Elif kahramana bundan bahsederse? Ya Elif öldükten sonra kahraman onun peşine düşerse? Ya ipin ucu bana dokunursa? Ne diye delil bırakacak işler yapıyorsun? Ama hikaye yazdın ha. Kahraman o kadar akıllı falan değil. Elif de daha eve gitmeden unutur beni. Ya işi gücü yok, senin şoföründen mi bahsedecek kahramana? Şoförün falan değilsin artık. Bitti bu iş. Nasıl yani? Elif'i öldürmekten vaz mı geçtin? Hayır. Evine git bekle. Başka bir işle uğraş. Ben sana gel vur demeden Elif'e bir adım bile yaklaşmayacaksın. Efendim Defne.
Kıymet Hanım merhabalar. Sizden küçük bir ricada bulunabilir miyim? Söyle bakalım neymiş? Şoförüm kovdum da densizlik yaptı. Zaten hiç gözüm tutmamıştı. Bana konaktan yeni bir şoför yollayabilir misiniz? Çaresine bakarız. Ben birini gönderirim sana. Kahramana da söylerim. Ha bu arada geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.